faturalar genelde 30 gün üzeri bir okuma yapılıyor. Yani normalde 30 gün aşmaması gerekiyor ama bu depremden, yaşanan depremden dolayı deprem bölgesi olarak ilan ettikleri kentlerde 30 günü aşıyor. 40 gün olan var, 45 gün olan var, 44 gün olan var. Dikkat edilmesi gereken unsurlardan bir tanesi şu. Yönetmelik gereği 8 kilovat günlük çarpı gün sayısı olması gerekiyor. Bize gelen faturalara baktığımızda evet, doğrusu bu. 8 çarpı gün olarak yapmışlar. Ama şöyle bir sorunla karşılaşıyoruz. Gelen faturaları incelediğimizde, bir önceki fatura ve şu anki faturaya baktığımızda birinci ve ikinci kademe dediğimiz kısımlar var. Birinci kademe işte 8 kilovat çarpı gün birinci kademeden, onu aşanlar da ikinci kademeden değerlendiriyor. İkinci kademede de fiyat artışı var. İkinci kademeden fiyat ödemesi yapanların arttığını görüyoruz. Yani burada bir mağduriyet söz konusu. Diyarbakır'da yani binlerce ağır ve orta hasarlı yapı var. Bunlar bir şekilde dışarıda kendilerine ev bulmaya çalışırken, böyle bir psikolojik ortam varken üstüne üstün işte elektrik, doğalgaz ve su faturalarının bu insanlara gitmesi kesinlikle bir insanlık dışıdır yani. Olması gerekene biz bunu dağıtım firmalarından beklemiyoruz. Dediğim gibi onlar kar amaçlı gidiyor. Olması gereken iktidarın böyle bir adım atması. Buradaki tüm faturaların deprem bölgesindeki tüm insanlardan faturalandırmanın yapılmaması. Bunları almaması. Ama şu da var. Şimdi genel faturalara baktığımızda hani 45 günlük üzerinde hesaplarsak bazı mağduriyetler oluştu dedik ama 60 gün üzerinde ya da aylık faturalandırmalar yapılsaydı ve ödemesi ötelenebilirdi. Yani diyelim ki Şubat ayı normal 30 günlük okunurdu. Bunun ödemesi işte 10 gün sonra değil de 3 ay sonraki döneme ödeyebilirsiniz şeklinde faturalandırmanın yapılması daha doğru olması gereken öyle. İktidarın da şu anda fatura alma peşinde olmaması gerekiyor. Bunu bu dağıtım şirketlerine söylemesi gerekiyor. Daha önce bu halkın sırtında kazandığınız paralardan lütfen o karınızdan düşün ve bu insanların faturalarını okumayın. 3 ay boyunca parasını almayın diyoruz.